Manşete hoş geldiniz. O kadarını da yapamazlar diye diye bugünlere geldik. Bugün tek konumuz var ve Ekrem İmamoğlu konusuyla gideceğiz. Elbette bu bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi meselesi, Ekrem İmamoğlu'nun şahsi meselesi, Cumhuriyet Halk Partisi meselesi, tek başına Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi değil. Genel olarak esasen Türkiye siyasetinin, mevcut Türkiye siyasetinin 2022'nin şu son haftalarını yaşadığımız zaman dilimi içerisindeki Türk siyasetinin bir röntgeni aynı zamanda. Yani şu son birkaç gündür yaşadığımız her şey doğru incelenir ve doğru analiz edilirse geriye doğru 20 yıllık bir hikayenin Esasen kodlarını ortaya koyuyor ve bu kodları doğru anlar, doğru teşhis ederseniz önümüzdeki 6 yılda o biçimde de 6 ayda o biçimde değerlendirebilirsiniz. 6 ay diyorum çünkü seçime tam 6 ay var. Normal vaktinde giderse 18 Haziran'da yapılacak. Bugün 16 Aralık. Yani 6 ay 2 gün kalmış normal vaktinde gidilirse. Eğer bu siyasetin kodları, şu son 2 gündür yaşanan hadiselerin ardından, yani 14 ve 15 Aralık'ta yaşanan hadiselerin ardından siyasetin doğru bir röntgenini, doğru bir fotoğrafını çekmezseniz önümüzdeki 6 ay 6 ayda da öne geçme şansınız, başarılı olma şansınız ve önümüzdeki 6 ayı doğru okuma, doğru analiz yapma, doğru hamleler yapma şansınız olmaz. Bu kadar basit. Yani turnuvaya iyi hazırlanmazsanız daha ilk elemelerde elenirsiniz. Çeyrek finale, yarı finale kadar e, nefesiniz yetmez. E, önümüzdeki 6 ay bir anlamda da böyle. Bir seçim turnuvası bir anlamda. Şimdi e, bu o kadarını da yapmazlar meselesi nereden geldi? Karga kafası çok güzel e, çizmiş. O kadarını da yok, yok canım o kadarını da yapamazlar diye diye yapılanları seyrederek geçiyor ömür demiş. Evet. Ekrem İmamoğlu gündemde. Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da Süleyman Soylu'nun kendisine ahmak demesine ben adama bakarım adam mı diye lafa bakarım falan neyse asıl ahmak odur manasına gelen laflarıyla bir şey açıldı. 31 asıl seçimi e, çalanlar tekrar ettirenler falan ahmaktır filan dedi neyse. Ne dediğinin önemi yok. Oradan YSK'nın üzerine acaba YSK'ya mı ahmak dendi filan. O arada tabii YSK başkanına daha evvel ne hakaretler edilmiş buralara girmeyeceğim yani. Ne ahmak kelimesi bir hakarettir ne orada e, şeyin e, İkrem İmamoğlu'nun kastettiği Süleyman Soylu'ydu filan. Neticede hani kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuştu. Ondan dolayı yukarıda olmasına rağmen aşağıdaki ırmağın aşağısındaki kuzuya suyu mu bulandırıyorsun dedi. Halbuki suyu bulandırma şansı yoktu o kuzunun aşağıdaki kuzunun ırmağın akış yönünde. Aynı hikayedir. Farklı bir konu değildir. Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Oğlu bana göre en sıkıntılı, en güç günlerini yaşıyor şu günlerde. Her ne kadar moralli görünse de, her ne kadar e, muhalefet unsurlarının, altılı masanın vesaire desteğini alsa da bana göre en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Ama Saraçhane'de güzel bir dayanışma ortaya kondu. Hatta Temel Karamollaoğlu zannediyorum doktor randevusu var veya ameliyat randevusu var. Allah'tan şifalar dileyelim. O da Sabri Tekin eski bir bakandır aynı zamanda refah yol dönemini hatırlayanlar e, bilecektir. E, kurmaylarından birini bilmiyorum pozisyonunda genel başkan yardımcısı olabilir göndermiş. E, yani Saadet Partisi de orada temsil edildi. E, bu şunu gösteriyor. Yani Saadet Partisi lideri de bir anlamda yani ben gidemiyorum. Mazeret de bildirdim. Ama gene de birini göndereyim ki yerime e, güçlü bir şey verelim. Güçlü bir mesaj verelim. Yani bu bu onu da gösteriyor. Eksik olmasın. E, şimdi bu liderlere baktığınızda Saadet Partisini söyledim. E, Davutoğlu orada, Ali Babacan orada. Şimdi bunlara baktığınızda bunlar <laughs> yıllar yıllar önce Saraçhane'deki Saraçhane'de Erdoğan için düzenlenen etkinliklerde idiler onlar veya işte onların yol arkadaşları aynı ekol Şimdi Erdoğan zulmü ve zorbalığı karşısında Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'ye koştular. Tuhaf bir durum fakat resme bakar mısınız gerçekten tıklım tıklımdı. Bu arada şunu da hatırlatmama izin verin. İktidar böylesi dönemlerde muhalefetin gazını almaya özel önem veriyor. Ve gerek İstanbul Valiliği gerek İstanbul Emniyeti iki kere bu Saraçhane toplanmasına biri 14 Aralık öbürü 15 Aralık. İki gün üst üste Saraçhane'yi Adres gösterdi Ekrem İmamoğlu ve orada on binlerce insan toplandı. Ee, Ekrem İmamoğlu e, şey, İstanbul Valiliği nerede gösteri izniniz, nerede toplanma izniniz, nerede miting izniniz falan demedi. Yani kapılar açıldı, polis de e, elleşmedi. Hatta e, mitingin e, düzgün yapılması, sağ salim e, başlayıp bitmesi için gerekli önlemleri aldı filan. Yani bir anlamda... Erdoğan ve Erdoğan'ın polisi, Soylu'nun polisleri, neyse e, valileri e, bu mitinge meydan verdiler. Yani bu iktidarın bir anlamda böylesi günlerde e, muhalefetin gazını alma çabalarından biri. Bir diğer konu da şu, Erdoğan Türkmenistan dönüşünde konu hakkında soru almadı, özellikle konuşmadı. Bu da önemli. Yani Erdoğan her zaman olduğu gibi bir adım atıyor ve Bekliyor tepkileri. O gelişmelere göre yürüyecek. Ne yargı kararının yanında durdu ne karşısında durdu. Ama yarın öbür gün rüzgar başka türlü eserse ona göre e, biçim alacaktır. Buna kimsenin kuşkusu olmasın. İşte bu 14 Aralık mitingi. E, Ekrem İmamoğlu 14 Aralık'ta Saraçhane'de otobüsün üzerinden e, kendisini desteklemeye gelenleri böyle selamladı. Ve tabi bu... E, kucaklaşma. Burada çok şey söylenebilir ama ben şunu söyleyeceğim. Biraz evvel bahsettim işte o Saraçhane'de iki mitinge izin verdi. Erdoğan muhalefetin gazını almayı amaçlıyor böyle dönemlerde. Böyle dönemlerde muhalefeti kızdırmamak lazım filan diye bakıyorlar. Bir de yani oku attı ve sonrasında takip ediyor. Yani gelişmeleri, olacakları öyle de bakmak lazım. Şimdi karşınızdaki oyuncu yeni değil. Ve Erdoğan Muhalefetle son aylarda gösterdi ki... E, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Halbuki tam tersi olmalıydı. Muhalefet Erdoğan'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynamalıydı. Hep şunu yapıyorlar. Değişmiyor bu. E, Erdoğan ve ittifakındaki paydaşları kimse... Önce haber yaptırıyorlar. Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Basınlarında, gazetelerinde, televizyonlarında bir şeyler çıkıyor. Sonra hava durumuna göre... E ee, savcılar harekete geçiyor. Soruşturma açıyorlar falan. Sonra e, konu biraz olgunlaşınca dava açılıyor. Bakıyorlar gene nabız tutuyorlar. İddianame ortaya dökülüyor. İddianame üzerinde bir tartışma çıkıyor. Sonra yargılama başlıyor. Yargılamada da hemen karar vermiyorlar. Gene hep nabız tutarak gidiyorlar. Step by step, adım adım. Zamana yayıyorlar yargılamayı. Karar da gündemin nabzına göre şekilleniyor. Yani erteleniyor. Yani doğru zamanlama seçilmeye çalışılıyor. Mesela Canan Kaftancıoğlu kararında da öyleydi. Ekrem İmamoğlu kararında da böyle. Sonra yargı ne derse desin bir suskunluk oluyor ve istinaf, yargıtay gibi süreçler işliyor. İstinaf, yargıtay gibi süreçler gene işte yargı ne derse olur, yargı bağımsızdır falan söylemlerinin altında yürüyor. Yani Sözün özü mahkeme kararları ve yargı Erdoğan siyasetinde adeta bir manivela gibi kullanılıyor. Şimdi 14 Aralık'ta çok şey konuşuldu üzerinde bir şey demeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sırada o sabah Berlin'e uçması çok büyük bir basiretsizlik, ferasetsizlik, akılsızlık aklınıza ne geliyorsa sıralayabilirsiniz. Son derece yanlış yaptı. Hangi kafayla gitti, hangi akılla gitti, neyi düşünerek gitti bilmiyoruz. Ha, Halk TV yayınında söylemiş demiş ki böyle bir kararı beklemiyorduk. Bekle veya bekleme o gün orada olman gerekiyordu. Yani mahkemeden her türlü karar çıkabilir. Ertelenebilir, müspet karar gelebilir, menfi karar gelebilir. Ne gelirse gelsin. Bir gün bir gün sonra gideceksin yahu. Neyse. Meral Akşener mühim bir refleks göstererek şimdi yola çıkıyorum dedi Ekrem İmamoğlu'nun çağrısını aldı. Ve Meral Akşener'den başka hiçbir lider Ekrem İmamoğlu'na gitmedi. Ve Meral Akşener yola çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramadı. Çünkü arasa Kemal Kılıçdaroğlu bekle ben geliyorum falan diyebilirdi. Ondan dolayı Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu da baypas ederek Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına uydu ve yola çıktı. Ve bu kucaklaşma gerçekleşti. Bu kucaklaşma çok önemli. Birazdan üzerinde duracağız. Barış arkadaşım bir şey söylemiş. Barış arkadaş, eski CHP milletvekili, gazeteci kökenli ve e, onun duyumlarına itibar etmek gerekiyor. Ama bilmiyorum doğru mu yanlış mı? İmamoğlu bu akıl dışı davanın adaylığı için önemli bir atlama taşı olacağını gördüğü için diyor yakın çevresine 15 gün önce söylüyor bunu. Merak etmeyin Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek diyerek süreci doğru okuduğunu göstermiştir diyor. Bir anlamda da Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını savunuyor belli ki Barış arkadaş. Ekrem İmamoğlu aday olabilir mi, olamaz mı? Ona birazdan bakacağız ama mühim yani bu aldığı kulisle Barış arkadaş diyor ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına yürüyor. Ve attığı adımları buna göre atıyor. Zaten şu var Ekrem İmamoğlu böyle dese de demese de... Bu lafı yalanlasa da doğrulasa da neyse sessiz de kalsa... Ekrem İmamoğlu olaylara, gelişmelere, politikaya neyse... Sıradan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bakmıyor. Ben bu göreve geldim. Bir dönem daha İstanbullu bana güvenirse... Bir dönem daha İstanbullu yöneteceğim falan demiyor. Hiçbir açıklamasında bu yok. Yani Ekrem İmamoğlu her hareketi ve fiiliyle... Karadeniz gezisi falan düşünün yani. Her hareketi ve eylemiyle... Türkiye yönetimine talip Cumhurbaşkanlığına talip O açıdan şeyin Meral Akşener'in desteğini de umut Önemsemek gerekiyor Bu ikinci Saraçhane mitinginde ki bu daha Organizeydi altılı masa liderleri Geldiler falan Bana göre en çarpıcı görüntü Akşener Sahneye çıktığında verildi çünkü Diğer bütün liderleri adeta bir sunucu Gibi Ekrem İmamoğlu anons etti Hepsi geldiler birkaç dakika konuşmalar yaptılar. Ali Babacan'ın konuşması çok önemliydi. Özellikle konuşmasında Selahattin Demirtaş'a, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasağına falan dikkat çekmesi önemliydi. Onların siyasi tutsak olduğunu söyledi. Bence Ali Babacan'ın konuşması en güçlü konuşmalardan biriydi. Fakat her lider konuşurken Ekrem İmamoğlu kenarda duruyordu. Yani liderler anons ediyor, mikrofon veriliyor, mikrofonda işte liderler birkaç dakika konuşuyor. O sırada sahnenin kenarında altında, e, sahneden uzak, çerçevede değil yani kameranın çerçevesinde değil şey Ekrem İmamoğlu. Merak Şener kürsüye çıktığında, <laughs> sahneye geldiğinde daha doğrusu, önce boynundan çıkardığı atkıyı Ekrem İmamoğlu'nun boynuna taktı. Sonra aman kaybolma bir yere gitme diye iki kere üç kere uyardı. Hem öncesinde hem de konuşmasından başladıktan sonra... ...ve elini tutarak konuştu. Yani el ele e, bir konuşma gerçekleştirdiler. Yani kişileri tanımayan biri... ...şu son iki gündür yaşanan gelişmeleri seyretse... ...Ekrem İmamoğlu'nun partisinin genel başkanı kim? Ekrem İmamoğlu'nun lideri kim? Diye sorulsa doğrudan Meral Akşener derdi. Çünkü e, bir lider... Bir genel başkan şefkatiyle ve duyarlılığıyla yaklaştı. Atlayıp İstanbul'a gitmesi, kucaklaşması, el ele tutuşması, boynundaki kaskolu işte ona takması falan. O da bir partili galiba işte bu kaşkolu veya bu atkıyı Ekrem İmamoğlu'na götürün benden demiş. O da emaneti almış ve Ekrem İmamoğlu'na vermiş filan. Bütün bunlar önemli. Bu ne manaya geliyor? Bu şu manaya geliyor? Muhalefet bütün bu riskleri, işte Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak şu bu filan, bütün bu riskleri göze alıp Ekrem İmamoğlu'na aday gösterebilir mi? Bunu Meral Akşener'den başka isteyen yok. Ve Meral Akşener de bunu çok güçlü bir biçimde Saraçhane buluşmalarında gösterdi. E, deminden beri anlattığım detaylar e, bunu ortaya koyuyor. E, Akşener'in gücü yeter de İmamoğlu'na aday gösterebilir mi? Göstertebilir mi altılı masaya? Bilmiyoruz. Fakat siyaset... İlerleyen haftalarda ve günlerde bunu tartışacak ve işin içinden de hemen çıkamayacak. Öyle görülüyor. Muhalefet kararını geciktirirse Erdoğan onlar kadar sabırlı davranmayacaktır. Neden? Ona da birazdan bakacağız. Altılı masa önümüzdeki işte yılbaşından hemen önce toplanması söz konusuydu. Esasen şu günlerde toplanması söz konusuydu ama temel karamallı olanı sağlık probleminden dolayı biraz ertelendi. Muhtemelen... E, yılbaşına giderken yılbaşından birkaç gün önce altılı masa toplanacak ve bu konuda bir eylem ya da söylem birliği e, tesis edecekler aday çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz fakat e, bunu devlet bahsedi dedi diye söylemiyorum bu konuda artık bir an evvel ellerini çabuk tutsalar iyi olur 6 ay kaldı seçime yahu 180 gün yani kampanya başladı zaten <laughs> elin, elin oğlu boş durmuyor, görüyorsunuz yani İmamoğlu kararı milli iradeye darbedir. Saray iktidarı İstanbul'un rantını devşirmek istiyor. Önceki analizlerimden hatırlayacaksınız. Ben e, iktidar partisi, daha doğrusu AKP, MHP birlikte bir anayasa değişikliği önergesi verdiler başörtüsü meselesiyle ilgili olarak ve muhalefet de buna önce sarı sonra yeşil ışık yaktı ve ben de 400'ün üzerinde meclisten ittifakla geçeceğini falan öngördüğümü söylemiştim. Eğer bu son karardan sonra da işte milli iradeye darbe falan diyorsunuz. Bundan sonra da o iktidarın AKP artı MHP'nin anayasa değişikliği oylamasına gider de olumlu oy atarsanız ya da o oylamaya girerseniz hatta yani oylamaya bile girmemeniz lazım. Ne diyeyim ben size yani? Hem milli iradeye darbe ediyorsunuz hem de oradan gelen her şeyi bakarak değerlendirerek tamam oy kullanacağız, olumlu oy kullanacağız. Lehte, aleyhte oy kullanacağız ya da çekimse. Hiç bakmayacaksınız ya. Yok kabul edeceksiniz. Ondan gelen her şeyi Despot bir iktidardan gelen her şeyi kategorik olarak reddedeceksiniz. Despot bir iktidardan demokratik bir e, değişiklik teklifi gelmez. İşte e, şey dönüşü, e, Türkmenistan dönüşü gene böyle gazetecilere konuşmuşu. Kartoğlu galiba yanında Dicle Canova var. Birkaçını tanıyorum diğerlerini hiç tanımıyorum yani. Bayağı bir değişik tipoloji. Neyse. Erdoğan e, Türkmenistan dönüşünde gazetecilerin... E, gazeteciler, öyle söyleyeyim, Erdoğan'ın cevaplarını sorulandırmışlar. Ama Erdoğan şey konusunda, Ek Ekrem İmamoğlu konusunda soru almamış. E, şeyi söylemiş. E, mecliste İyi Parti başta olmak üzere... Anayasa değişikliğini destekler diye düşünüyorum falan demiş. Hala işte İyi Partiden, CHP'den falan destek bekliyor. Yani yani ya istibdat, ya hürriyet işte efendim zorba düzen şu düzen bu düzen diye mitingler yapıyorsunuz bilmiyorum hala yani CHP İyi Parti öbürü belki gidip de buna. Destek verecek mi veya oylamaya katılacak mı? Gerçekten insan düşünmeden edemiyor. Fakat niyetlerini açık ettiler. Ee, Erdoğan e, bugüne kadar rakiplerini ya satın alıyor ya yargısı yoluyla elini kondu bağlıyor. İşte Selahattin Demirtaş öyle. Ekrem İmamoğlu'na son siyasi yasak kararı öyle. Gene seçimi İstanbul seçimini e, kaybetmesinin en önemli sorumlusu olarak gördüğü kişi gene CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Onu da mahkum etti siyasi yasak koydu. Ekrem İmamoğlu için de ta bugüne kadar bekledi. Neticede söylüyorum 4 Kasım 2019'daki konuşmadan dolayı, ahmak konuşmasından dolayı 3 yıl beklendi yani düşünün. Bilir kişiler, tanıklar, şunlar bunlar ne gerek varsa. Aslında Ekrem İmamoğlu için çoktan harekete geçecekti ama belli ki birileri tuttu. İstanbul'u istiyor. 2023'te... E Karşısına çıkacak adayı belirlemek istiyor. 2024 yerel seçimlerine giderken de İstanbul yönetimi kendisinde olsun, kendi partisinde olsun istiyor. Bütün amacı bu. Ve Devlet Bahçeli ittifakın Cumhur İttifakı'nın niyetini bu şekilde koymuş. E, İyi parti başkanıyla e, Ekrem İmamoğlu'nun sevinç içinde kucaklaşmaları. Bu şarkı burada bitmeyecek. Nakaratları tam bir düzenbazlıktır. İşte efendim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır Kılıçdaroğlu aday olmalıdır diyor 10 tane tweet atmış arka arkaya da söylediği şey bu Erdoğan bir anlamda Orta Devlet Bahçeli'nin ağzından Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor Şunu unutmayın seçime 6 ay kala Erdoğan kaybedebileceği en güçlü adaya Yani Ekrem İmamoğlu'na doğrudan saldırdı bunu unutmayın Sonra bakın Çakıcı'nın kesinleşen cezası infaz durdurma kararı. Bahçeli'nin bir numaralı mafya tetikçisi. Ankara Cumhuriyet Bölge Savcılığı Çakıcı'nın kesinleşen hapis cezası için kanun yararına bozma yoluna gitti bilmem ne. Yani tam anlamıyla bir çete devletini, mafya devleti olduğunu gösteriyor. Başta da onun için söyledim. Yani şu son iki günde yaşanan gelişmeler özellikle 14 ve 15 Aralık'ta yaşanan gelişmeler Türkiye'nin düzenini, siyasal düzenini anlamak, çete mafya Zorba despot düzenini anlamak ve anlamlandırmak için yeter artar. Geriye doğru çok da fazla örneklemeye, örneklendirmeye gerek yok. Erdoğan kaybedeceği, biraz önce onu söyledim, bir daha tekrar edeceğim. Erdoğan kaybedebileceği en güçlü adaya doğrudan saldırdı. Ee, ve bunu 2002 seçimlerine götüren, 1998 yılında Erdoğan'ın siyasi yasayla falan ilişkilendiren insanlar var. O günkü konjonktür, o günkü siyasal sistem bir kere zaten parlamenter sistem var. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan. O arada 28 Şubat süreci buram buram. Yani tek başına Erdoğan mağdur değil. Genel olarak 28 Şubat sürecinin ağır cenderesinden geçiyor toplum filan. O arada şunu da unutmayalım. Yani Erdoğan 1998'de siyaseten yasaklandıktan sonra başbakan olması 5-5,5 sene sürdü. 2002'de milletvekili adaylığı engellendi. Hatta o gün parti kapatma davası açacaklardı da sonra birileri durdurdu herhalde. Ne oldu devlette? De, devlette de mekanizma nasıl çalışıyor bilmiyorum. 2003'ün Mart ayında yani bir dümenle siyaseten yasaklandı Erdoğan. 2003'ün Mart ayında da gene bir dümenle siirt seçimlerini iptal ettirdiler falan. Orada da bir dümen döndü. CHP'nin katkılarıyla Erdoğan'ın siyasi yasağı kalktı falan. Fakat Erdoğan'ın siyaset yasayla e, Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yasağı birbirine benzemiyor. E, Ekrem İmamoğlu'nun durumu Selahattin Demirtaş'la daha çok birbirine benziyor. Tamam ikisi de kahraman olarak çıkacaklar. İkisi de adlarını siyaset tarihine altın harflerle yazdıracak olabilirler ama... Selahattin Demirtaş 6 yıldır içeride 7. yılına girdi. Daha kaç sene içeride kalacağını kimse bilmiyor. Selahattin Demirtaş'ın Kürt siyasal hareketinin tartışmasız lideri olmadığını kim iddia edebilir? Herkes olduğunu biliyor. Herkes Selahattin Demirtaş'ın meydanlara yüz binleri topladığını biliyor. Ama içeride. 6 yıldır içeride. 7 yıl, 8 yıl, 9 yıla uzayabilir bu. Aynı durum Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yasağı içinde geçerli. Dolayısıyla eski siyaset yasayı ile Erdoğan'ın siyaset yasayıyla bunu yan yana koymamak lazım. Erdoğan için bugün önemli. Dünün, yarının bir önemi yok. Ekrem İmamoğlu'nun yarın kahraman olacağını herkes biliyor. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden omuzlar üstünde tahliye edileceğini herkes biliyor. Partisinin başına geçip gümbür gümbür seçimlerde oylar toplayacağını herkes biliyor. Ama bugün değil. Önemli olan zaten onu bugün içeride tutmak. Önemli olan sandıktan bugün Ekrem İmamoğlu'nu uzakta tutmak. Kastettiğim o. Bir de şöyle bir teori var. İşte İmamoğlu aday olur. Listeler kesinleştikten sonra veya iki tur arasında e, siyasi yasak kararı kesinleşir ve e, İmamoğlu'nun adaylığı düşer. Erdoğan otomatikman cumhurbaşkanı olur. Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Erdoğan seçim meşruiyetine her şeye rağmen her türlü hukuksuzluğa ve zorbalığa rağmen seçim meşruiyetine gölge düşsün istemez. İçeride ve dışarıda bu konuda sıkıntı yaşamak istemez. Şimdi acele ediyorlar. Eğer muhalefet elini çabuk tutmazsa Erdoğan tarafı işi bitirecek. Bak. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı savcı İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre verilen ceza savcı bey tarafından az bulunmuş diyor. Hızlandırıyorlar. Belli ki istinaf falan süreçleri de hızlı yürüyecek. <laughs> Haftalar içerisinde falan bağlayacaklar öyle görülüyor. O arada AKP kulisleri rahatsız haberleri rahatsız olabilirler. Önemli değil. Ama saray bildiğini okuyor. İşte Abdülkadir Selvi'nin yazısının başlığı. İmam siyasi yasak getirilmesine karşıyım. İstediğin kadar karşı ol, istediğin kadar gaz al. Bir başka tro troll. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar baştan aşağı yanlış savunulacak tarafı yok falan. Yazar böyle bunlar. Gerçekten rahatsız da olabilirler ama yukarıdaki bildiğini okuyor. de Hürriyet Ankara temsilcisiyle Ekrem İmamoğlu'nun yargısının olduğu gün hürriyete çıkan fotoğraf. Hürriyet Ankara temsilcisiyle böyle bir fotoğraf veriyor. Erdoğan'ın gazetesi Sabahın Ankara temsilcisiyle böyle bir fotoğraf veriyor. Çok fazla üzerine bir şey demeyeceğim. Ergun Baban demiş ki CHP'nin barına taş basarak bu kararı kabul dışında bir seçeneği yok maalesef demiş. Bilmiyorum zaman gösterecek ama bu da mümkün. Yine devamla Erdoğan'ın bir sonraki hamlesi HDP'yi kapatma o dava da anayasa mahkemesinde duruyor önünde. Suriye'ye yeni bir harekat olacaktır. Bütün hamleleri planlı. Şimdi e Saraç, Saraçhane'de şey yoktu. Kürtler yoktu, HDP'liler yoktu. Onlara da bir davet de gitmemişti. Bir harekat tekrar Kürtleri şeytanlaştırma, masadan uzaklaştırma hamlesi o olacaktır. Şimdi toparlayalım. Deşifre olan gerçekler. Şimdi iki gündür, baştan beri onu söylüyorum. İki gündür şu gerçekler deşifre oldu. Şu gerçekler artık ayan beyan ortaya çıktı. Doğru okuyabilen açısından. Tek tek bakalım. Erdoğan İmamoğlu karşısında kazanamayacağını gördü. Onun için İmamoğlu düşürmesi gerekiyordu ve İmamoğlu'na sıktı. Tabir yerinde ise İmamoğlu'nu yaraladı. Şimdi kan kaybından gitmesini bekliyor. Siyaseten söylüyorum tabir yerinde ise. Avantajı risk almakta muhalefetten çok daha cesur Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Bunu da her defasında ortağı Devlet Bahçeli'ye söyletiyor. Akşener adayının İmamoğlu olduğunu gayri resmi ilan etti. Bu kucaklaşma en son ikinci gün Saraçhane'deki sahnedeki hikaye detaylı anlattım. Bunu gösteriyor. Altılı masa kolay kolay dağılmaz. Bunu Ahmet Davutoğlu'nun söylemesine gerek yok. Şu süreçte daha da birleşecekler. Temel Karamoğluoğlu'nun Hasta haliyle gelemeyip yardımcısını göndermesi falan önemli. Daha evvel yerinde yerine bir vekil falan göndermiyordu liderler. O da yani biz bir aradayız ve bu işin arkasındayız. Yan yanayız falan mesajı. HDP burada da unutuldu. Belli ki böyle gidecek. Hele bir Suriye'ye harekat falan söz konusu olursa hepten HDP ajandadan düşecek. Ama bakalım işte Kürt oyları konusunda belirleyici olan içerideki Edirne'deki, İmralı'daki değil. Edirne'deki Selahattin Demirtaş olacak. İmamoğlu'nun adaylık ihtimali çok, çok çok zor. Maalesef böyle. Ee, var küçük bir ihtimal ama e, şu aşamada oyundan düştü gibi bir durum var. Her ne kadar muhalifler aday gösterelim, bu muhaduriyetten zafer devşirelim, aday gösterelim, halk etrafında teveccüh etsin, meydan meydan mitingler yapalım, büyük bir gövde gösterisiyle yargıyı hareket edemez hale getirelim, istinafa baskı yapalım falan gibi sesler olsa da ben buna çok çok az ihtimal veriyorum. Fakat keşke olsa diyorum. Aday olması söz konusu olursa siyaset yasağı kararı hızla kesinleşir ki zaten bu konuda acele ettikleri ortada Erdoğan ülkeyi içeride ve dışarıda meşruiyeti hayli sorgulanacak bir seçime götürüyor Bundan sonra attığı ve, ataca, attığı ve atacağı adımlarla da bunu gösterecek Ekrem İmamoğlu adımı böyle İçeride de dışarıda da kimsenin içine silmedi ve bu şimdiden zaten seçimlerin meşruiyetini sorgulatmaya başladı Diyoruz ve böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz haftanın son, ikinci ve son manşetiydi. İyi hafta sonları önümüzdeki hafta yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olmak umuduyla. Yayını beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone değilseniz abone olup, bildirim, abone olup bildirimleri açarsanız yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.